Suzan, Suzan koş, Suzan koş. Yeni evlenen komşumuzun kapısında çok garip şeyler oluyor. Olacağı buydu işte. Nihayet kapının önünde bulduk kendimizi. Ay her yerde birileri var, nereden gireceğiz? Bu saatte kilerde kimse yoktur, oradan girelim. Hadi kızlar. Hadi. Ne var abli? Ne oldu? Suzan, Suzan, bir ışık hüzmesinin içinde 13 kadın birdenbire komşumuzun kapısında beliriverdi. Tıpkı periler gibi. Yine uyduruyorsan gebertirim. Senin yüzünden meditasyonum bozuldu. Buyur. Yine kimseler yok. Geçen gün de UFO görmüşler. İyice bak, iyice bak Suzan. Böyle 3 kadınlık garip bir makyajla böyle uzun tırnaklı. Seni halüsinasyonlarınla baş başa bırakıyorum Avni. Bir daha da beni bu masal saçmaları için çağırıp durma. İşim gücüm var benim, hadi. Suzan, Suzan. Gel, 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 gel Suzan. Buna sen de inanmayacaksın Suzan. Şimdi de Betiş Hanım kendi kapısında aniden belirdi gelinliğiyle. Elinde de bir köpek var. Bu kız tarafı ailecek garip. Avni! Yeter artık Avni! Uykusuzluktan ayakta rüya görmeye başladın. Sen önce maskeleyeceksin. İşte geldik. Yolculuk nasıl geçti babacığım? Bol yıldızlı. Ama kapıdan giremeyiz ki. Ne yapacağız? Kiler. Ay bu kapı kilitli. Aa sıkıldım ama. Ay huysuzlanma huysuz peri. Peri olduğunu unutuyorsun galiba. Doğru. Buyurun Sabri Hanım. Sağ ol, şimdi almayın Firuze. Kucağımda torunlarımı tutarken onu hangi elimle içeri? Alın Sabri Hanım, alın. Onlar kucağınızdan kalktığı zaman içersiniz. Ha. Buraya bıraktım. Buyurun. Teşekkür ederim. Senin Betüş gibi güzel bir kadınla evlenmene şaşıyorum. Nasıl oluyor da onun gibi güzel bir kadın senin gibi yeteneği kıt bir adama aşık oluyor? Yani siz benim yeteneksiz olduğumu falan mı düşünüyorsunuz yoksa? Düşünmüyorum, söylüyorum. Seni şey için yanımda çalıştırıyorum. Acıdığınız için falan mı? Yok, yerine başka birini bulamadığım için. Patron, lütfen beni aşağılamanıza daha sonra devam edebilir miyiz? Çünkü kayınvalidemle baldızım geliyorlar. Evet, onların yanında seni küçük düşürmem. Anneciğim, hep birlikte nereye kayboldunuz böyle? Betüş de sizi aramaya çıkmıştı. Hala dönmedi, merak etmeye başlamıştım. İyi ki çok merak edip bizi aramaya kalkmadın. İnsanın başına ne gelirse fazla meraktan gelir. Değil mi sevgili damadım? İşte ben bu lafa ve böyle beceriksiz bir adamla evlenen tatlı Betüş'ün güzel annesine için. Şerefe. Anne. Beni anlayan birinin olması ne güzel. Aman tanrım, benim gördüğümü sen de görüyor musun Betüş? Annen bir adama çapkın çapkın bakıyor. Babacığım, o adam Sadık'ın patronu. Ayrıca ben de hiç ondan hoşlanmıyorum. Var ya, eğer annene asılırsa onu ısırırım. Baba, zaten annem yeterince ortalığı karıştırdı. Ne olur bir de sen olay çıkartma. Hadi gidelim tamam, ya. Tamam, tamam. Nasılsınız bakalım? Karım da geldi işte. Neredeydin hayatım? Aa sorma tatlım. Yani küçücük evde annemleri bulamadım hadi bir türlü. Köpek. Aa Taci. Aa babam. Nereden buldun bunu Betüş? Sokak kapısı açık kalmış. Ben de annemleri bulmaya mutfağa gitmiştim. Bir baktım orada. Şu tüylü şeyi uzaklaştırın buradan. Ya benim böyle köpeklere alerjim vardır da. Lütfen şunu uzaklaştırın. Ben sana yapacağımı bilirim ama mamalar çok lezzetli. Hem de kızımın düğününde. Alp ben demedim mi mutfaktan köpek mepek giren diye. Git uyuz git. Kim bu arkamdan konuşan terbiyesiz? Betüş niye getirdin onu kızım? Köpeğin düğünde.
Yani salonda ne işi var? Çok tatlı bir şey anne. Hem bak çocuklar da çok sevdi. Ne dersiniz? Düğün günümüzde evimize giren bu tatlı şeyi sahiplenelim mi çocuklara? Belki bize şans getirir. Hayatta olmaz. Ona ben bakacağım. Ah ah, siz bakın, siz bakın. Ben istemem bu evde köpek tüymüğü döker. Bunlar temizle temizle bitmez. Ah anne, köpekleri sevdiğinizi bilmiyordum. Sevmek ne kelime? Bayılırım. Beni de bu köpeği sevdiği gibi seven bir kadın olsa, bulsam yani... Bir dakika durmam, onunla evlenirdim. Tutmayın beni, tutmayın. Paralayacağım bu adamı. Gel köpecik, gel. Gel canım. Ha, Eda'cığım, çekiştirme öyle. Sonra sinirlenir, ısırır falan, hiç belli olmaz değil mi? Ne oldu bakayım sana canım? Yok bir şey yok, hiçbir şey yok canım. Bırak beni Betuş, bırak. Parçalayayım şu yaşlı zamparayı. Ben derim ki, hazır hepimiz buradayken... hani şu köpek saçmalığını bıraksak da... gecenin finalini düğün dansıyla yap.